Hünkârım. Emriniz üzere şehzadelerimizin sancaklarını dolaştım hünkârım. Evlatlarım nasıl? Çok şükür. Hepsi de sağlıklı ve vazifelerinin başındalar. Henüz geldiğim için vaziyetleri hakkında telhis hazırlayacak vaktim olmadı. Bilahare arz edersin. Sen gördüğün, işittiğin ne varsa olduğu gibi anlat. Evvela Mustafa'mdan bahset. Amasya'da vaziyet nedir? Ahali nasıl? Mustafa'mdan memnunlar mı? Ahali şehzademizi Amasya için bir lütuf olarak görüyor hünkârım. Hizmetleriyle herkesin gönlünü fethetmişler. Herkes nasıl memnun olur? Nasıl? Hiç mi şikayet yok hakkında? Var elbet. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan siz yüce padişahımızın adaletini tesis ettikleri için bundan şikayetçi bazı tüccarlar mevcut. Menfaatleri bozulmuş zira. Başka? Başka. Mahidevran Sultanımız. Kendilerini hayır işlerine adamışlar. Bir vakıf kurmuşlar. Bu yolla dört bir yandaki ihtiyaç sahiplerine yardım edeceklermiş. Allah kabul etsin. Lakin benim neden haberim yok bu vakıftan? Henüz faaliyete geçmiş değil hünkârım. Usuller neyse aynen tatbik edilecektir muhakkak. Her şeyde olduğu gibi övgünün ve takdirin fazlası zarardır Nasuh. İnşallah ahalinin bu sevgisi benim oğlumu gurura ve kibre sürüklemez. Mustafa'mın mazideki hatalara düşmesini arzu etmem. Şehzademiz yaşadıklarından ders almıştır hünkârım. İnşallah. Kapıdan Paşa'nın kızı Mihrinisa Hatun, Mustafa'nın müsahibesiymiş. Hala vazifesinin başında mı? Hayır hünkârım. Amasya'da değil. Şehzademiz arzunuz üzere Mihrinisa Hatun'u azletmişler. Hala. Doğru olan da bu. Bir şehzade kiminle münasebet kurduğuna dikkat etmeli. Bayezid'im nasıl? Kütahya'da her şey yolunda mı?